Lüksemburg'dan herkese merhaba. 24 saatte Lüksemburg'da neler yapabilirsiniz? Öğrenmek için videonun kalanını izleyebilirsiniz. Biz gezerken siz de videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu gördüğünüz yerde Lüksemburg'un huzur evi. Biz ilk başta bir kralın sarayı mı zannettik sarayı ama... özel mülk mü dedik? Keyifli bir emeklilik. Böyle parka bakıyor. Asansöre geldik ama asansöre yukarıdan binen ilk insanlar olarak tarihe geçeceğiz. Normalde asansörle hani İzmir'deki gibi çıkıp yukarıdan manzaraya bakmamız gerekiyordu. Biz yanlışlıkla hani yukarı olan kısmına gelmişiz. Yukarıdan aşağı ineriz. Zaten amacımız buydu. Böyle yolun üstünden bir köprü yapmışlar asansöre gitmek için. Panoramik bir cam yapmışlar. Buradan herkes manzaranın keyfini çıkarıyor. Yeri de cam. Aşağıya basabiliyorsunuz. Kızların çekildiği gibi beni de çeker misin? Çekerim. Evet, asansöre bindik. Aa, kimse binmedi. Evet. Yanımızda bir tane daha YouTuber var. Sonbahar olduğu için şu anda renkler çok güzeldi. Yeşiller, sarılar. Turuncular. Tavsiye ediyoruz. Yandan çıkıyorsunuz ama girdiğiniz taraf normal asansör. Çıkıntısı cam. Panoramik. Lüksemburg'un haritası. Bu gar bölümü. İlk sene geldiğiniz. Burası yüksek şehir. Burası da yani alçak şehir deniyor. Düz bir şehir olmadığı için. Vadi burası. Biz şu anda alçak kısımdayız. Yukarı doğru devam edeceğiz. Sarayın kapısı. Köprüsü. Şu anda Bogkesmet'teyiz. Burayı 18. yüzyılda Avusturyalılar kazıp 23 kilometre boyunca siper ve sığınak yapmışlar. Olası bir savaş, acil bir durumda kaçmak, saklanmak için. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ayrıca. Korkutucu. Evler pek şey mi? Aa, ofis galiba. Ofis buralar genelde. Çok güzel. Evet. Evler de var, ofisler de var. Vadinin manzarası çok güzel duruyor ama. Korunmuş. Burası zaten UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Avrupa'nın en güzel manzaralı balkonu olarak geçiyor. Şöyle de gidiliyor. Sen bilirsin. Ya şöyle gidiyorlar.
Burası da adliye binası. Ülke Lüksemburg. Geldiğimiz şehrin adı da Lüksemburg. Zaten çok küçük bir ülke. Başkenti de burası. Bir diğer şehrin adı da Schengen. Yani herkesin aldığı vizenin ismi bir şehir adı normalde. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri o şehirde anlaşma yaptığı için vize türüne de o şehrin adını vermişler ve bölgeye. Bu Schengen kasabası anlaşmanın yapılması için özellikle seçilmiş. Çünkü tam olarak Almanya, Fransa ve Lüksemburg'un sınırında bulunuyormuş. Notre Dame Katedrali ünlü olan biliyorsunuz Paris'te. Bu da bir diğer Notre Dame Katedrali aslında. Birkaç tane var. Bir tanesi de Lüksemburg'da. Hristiyanlar da özellikle buraya geliyorlar. Dünya savaşlarında ölen insanları anmak için bu heykel de 1985 yılında yapılmış. Burası şehirden çıktığımızda direkt geldiğiniz büyük bir meydan. Christmas Market de burada kuruluyor. Ama tabii biz Christmas'tan önce geldiğimiz için şu anda boş. Lüksemburg'un 1/3 yeşil, yani %33'ü ormanlık alandan oluşuyor. Teşekkürler matematik genius. O yüzden böyle nereye baksanız yeşil görüyorsunuz. Yani 1/3 bence büyük bir oran sence. Evet, bence de her yer ağaçlık, mükemmel doğa, oksijen. Arkamızda görmüş olduğunuz köprü Pont Adolf. 1900-1903 yılları arasında inşa edilmiş. Şehrin eski ve yeni kısmını birbirine bağlıyor. Üst tarafından taşıtlılar geçiyor. Alt tarafında da başka bir asma köprü var. Oradan da yayalar yürüyerek geçiyor. Şimdi hep birlikte asma köprüden karşıya geçelim. Asma köprüye geldik. Hem yayalar hem bisikletler gidebiliyor. Üstümüzden de arabalar geçiyor. Sesini duyuyorsunuzdur belki. Çok da duyulmuyor aslında. Sakin. Sanki hiç üstümüzden araba geçmiyor gibi şu anda. Sinek Ankara döner her yerde. Tamam işte, belediye binası. Güzel bir yapı. Her ayın ikinci cumartesi günü de burada bit pazarı kuruluyor. Bit pazarı kuruluyor. Bugün ikinci cumartesi mi? Bakalım bit pazarı nerede? Burada bit pazarı yok. Burada bir başka bir olay var. Bombaların etkisini anlatıyor. Stop bombing. Savaşa hayır. William Meydanı'ndayız. Prensin düğünü nerede oldu? Burada mı? Burada oldu. Lüksemburg'da biliyorsunuz İngiltere gibi hala kraliyet var. Aa, bir dakika, kraliyet değil. Dük. Burası dukalıkla yönetiliyor ve dünyadaki dukalıkla yönetilen tek ülke. Tam Almanya, İsviçre ve Fransa'nın kesiştiği noktada ve bence yani ambiyans olarak üç ülkeye de çok benziyor. Yani tamamen böyle Avrupa'ya bir yer diyebiliriz. Avrupa deyince aklınıza Lüksemburg gelebilir. Yüz ölçümü en küçük ülke olmasına rağmen de gezilecek de çok fazla da yeri var. Biraz önce dediğimiz gibi dukalıkla yönetiliyor ve Dük'ün çalışma ofisi arkamızdaki bina. Yan tarafta zaten meclis. Zamanın büyük bir çoğunluğunu burada geçiriyor. Halk Dük'ü sık sık burada görebiliyormuş gelip çıkarken. Dük'ün çalışma ofisinin karşısındaki Chocolate House'dayız. Buranın çok eski bir çikolatacısına geldik. Sıcak çikolatası çok meşhurmuş. Yani bir sürü çeşidi var böyle. İçeriden istediğinizi seçiyorsunuz. Kaşık şeklinde. Ben bunu seçtim. Mert de bunu seçti. Daha sonra size düz süt getiriyorlar. Sıcak süt. Ve seçtiğiniz kaşığı bunun içine koyup kendi sıcak çikolatanızı yapıyorsunuz. Böyle sıcak sütün içine. Bu eriyecek muhtemelen şimdi. Burada Yahudiler yaşıyormuş. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı yazılmış bir söz var bu binanın üzerinde. We want to stay who we are anlamına geliyor. Olmak istediğimiz kişi olarak kalmak istiyoruz. Buradaki işgallere karşı bir serzenişte bulunmuşlar.
Burası da alışveriş caddesi. Burası Paris Meydanı. Biraz Paris'i andırıyor mimari olarak da. Christmas zamanı Noel marketleri de kuruluyormuş. O zaman daha ışıl ışıl oluyormuş. Tüm otobüslerde elektrikli çünkü çevre reformu yapmışlar. 2020 yılından itibaren bu nedenle de tüm toplu taşıma ücretsiz. Tramvay, tren, otobüs. Egzoz kirliliğini önlemek için insanlar özel araçlarını kullanmasın, toplu taşımaya teşvik olsun diye bedava yapmışlar. Ne kadar işe yarıyor bilmiyorum çünkü hep böyle lüks araçlar gördük. En küçük Avrupa ülkesi olmasına rağmen en zengin Avrupa ülkesi aynı zamanda. Asgari ücretinde en yüksek olduğu ülke. Kişi başına düşen milli gelir 130 bin dolar gibi bir şey. Herkes lüks içinde. Ama zaten hissediyorsun şehirde de o atmosferi. Yani herkes varlıklı ve modern duruyor. Evet öyle. Mesela burada trafik ışığında Almanca ama etraftaki tabelalar Fransızca. Aa, kırmızı ışıkta geçiyoruz. Yanmadı. Kayıt altına aldık. Yanmadı. Bir dakika. Bir saattir onu bekliyoruz. Ülkede 3 tane dil var. Resmi olarak kullanılan Fransızca, Almanca ve Lüksemburgça. Bu yüzden her yerde 3 dilinde görebiliyorsunuz etkilerini. Bence yabancılar için bayağı kafa karıştırıcı bir şey. Mesela sadece İngilizce bilerek gelip burada yaşamaya çalışmak zor olabilir. Mesela Almanya'da her şey Almanca. Biliyoruz en azından. Ama burada mesela bilmiyorsan hem Fransızca mı Almanca mı karıştırabilirsin. Ama bir yandan da farklı kültürler. Kültür ya! Farklı kültürler! Farklı hayatlar, arkadaşlar! Şey gibi, hayat bizim fanusumuzdan ibaret değil yani. Hayat İzmir'den ibaret değil sonuçta. Bunun Sultan Gazi'si de var. Bir kültür muzayi sonuçta. Ülkecenek. Yani biz bir gün loca, bir gün hocadayız. Bize koymaz. Çok güzel bir ara sokağa geldik. Şu anda Gar bölgesindeyiz. Daha önce demiştim. Villa Hot ve Villa Bas kısımlarını gezdik. Burası da parkta municipalite. Yani belediye parkı. Lüksemburg videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz bir like'ınızı alırız. Ve abone olmayı unutmayın.